Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bizim sesi oluşturmada rezonatör aygıtlarımız ve bu akustik bölümün anatomik yapısı çok önemli. Yani biz bu anatomik yapıya uygun bir şekilde ses eğitimi veririz, ses egzersizleri veririz, çalıştırırız. Atıyorum bazı arkadaşlarımızda çene ön bölümdedir. Mesela çenenin ön bölümde olması özellikle sesin üst bölüme çıkmasında sıkışıklıklar yaratabilir. Onun için özel egzersizler, daha farklı tını merkezleri yakalamaya çalışırız. Ya da atıyorum işte deviasyon problemi, burun kanallarında sıkıntı vardır. Ona göre tını merkezini ayarlamaya çalışırız. Damakta darlık vardır, ağız içi hacimde darlık vardır. Ses akustik bölgelerini bulamayız. Yani her sesin, her kişinin, her insanın anatomik yapısına göre bir çalışma sistemi vardır. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Burada da Freddie Mercury'de gördüğümüz çok ciddi bir üst damağın ön tarafta olma durumu söz konusu. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Ne gibi problemler olabilir? En büyük problem artikülasyonda olur. Artı tabii buna bağlı olarak diksiyon problemleri vesairelerde olma ihtimali yüksek. Ama artikülasyonda olan problem özellikle sesin şuralara doğru gitmesine neden olabilir. Üst damağın önde olması. Bu problemi nasıl çözebiliriz? Bu problem çok basit. Daha ön bölgeleri, mask bölümünü düşünerek sesi daha yukarıya doğru atarak ve nefes hacmini biraz daha arttırarak yapabilirsiniz. Artı elmacık kemiklerine doğru genişlemelerin yapılması da yine sesi o bölgeye takmanızı sağlayabilecektir. Şimdi burada da dikkat ediyorsanız daha girişte benim dediğim, yani bunu yapmanız gerekiyor dediğim şeyi yaparak girdi. Mama. Açıklığı görüyor musunuz? Mama açık. Ha. Yani bu açıklığı sağlamalı ki o bölgeye doğru sesi takabilsin ve dolayısıyla da direkt daha şarkının girişinde bunun bilincinde bir teknikle giriş yapın. Ve hep açık hacimler. Yani mesela sıkıştırma var şurada. Bakın sıkıştırma var. Şuradan açalım. Şuradan sesi kapattım. Bir dakika. Sıkıştırma var ama ona rağmen açıklık devam ediyor. Yani vokal açıklıklarını elmacık kemiklerinden alıyor ki ağız hacmini iyi yaratabilsin. Yani bunu mesela dikey düşünseydi art damakta kalma ihtimali yüksekti. Çünkü bir damağın önde olma durumu söz konusu. O yüzden onu yakalayabilmek için o damak bölümünü daha açmak lazım. Yani anatomik bir durum ve çok gerçekten detay gerektiren bir şey. Bunları bilmek, bunları gerçekten gözlemlemek çok iyi bir, hem ses eğitmeninde hem sizde çok iyi bir anatomi bilgisi gerektirir. Yani öyle kolay basit saptamalar değildir bunlar. Hep açıklıklar devam ediyor dikkat etseniz. Biraz sıkıştırmalı, larenk sıkıştırmalı burada daha sıkıştırmalı bir teknik kullanıyor. Ama gayet beğendim. Yani o ağız hacminin doğru kullanılması, rezonatör aygıtlarının doğru kullanılması, damak bölümünün iyi kullanılması ne kadar ses tekniğine, yani ön bölgeye doğru sesi atmasını. Boyun yapısı biraz önde. Boyun yapısını önde kullanması biraz daha sıkıştırmayı yapmak için. Ama bunu yaparken ağzınızı, dediğim gibi, hacmi genişlettiğiniz zaman sıkışmayı yine önleyebiliyorsunuz. Belli bir yere kadar ama tabii. Yani bir önerim boynu çok fazla öne atmanız değil tabii ki. Bunu her zaman söylüyorum. Boynun önde olması sizin için bir handikap. Dolayısıyla vibrasyonlarda da farkındaysanız bir titreme var. Bu yorumculuğun içinde de var olabilir ama vibrasyonların titrek olmasının temeli boyunun çok fazla önde olması. Boyun bu kadar öndeyken vibrasyonlar daha doğru bölgede sekmez. Hava daha kuvvetli bir şekilde oraya çıkmaz. Çünkü çıkış esnasında birçok engelle karşılaşır. Bunlardan bir tanesidir. Bu gırtlak bölümünün, tiroidin arkaya doğru sıkışmasıdır. Dolayısıyla yani hava çıkarken o engellere çarptığı için damakta o sekmeyi, o vibrasyon sekmesini yaratmaz. Nereden vibrasyonu yapıyor derseniz, nefes keserek yapabilir. Ya da işte atıyorum hançeri bölümüyle vibrasyonlar bu aşamada yapılabilir ama şu an gördüğümüz nefes kesmeli bir vibrasyon, titretmeli bir vibrasyon, yani bizim doğal olarak nitelendirdiğimiz vibrasyon değil. Biraz ilerletiyorum. Kolayca aynı açıklıklar ilerletiyorum.
Açıklık, şimdi buradaki vokal açıklığı çok daha fazla olduğu için yine bakın şurada bir daha bakın bu açıklıkla birlikte truit kıkırdağı larynx'e doğru yaklaştığı için sıkışma meydana gelebilir. Bu birçok rock vokalde yapılan bir şey. Yani rock vokalin yaptığı bir şey. Ağız açmeni çok fazla kullandığınızda açtığınız zaman ama tabii açıklık farkındaysanız emoji kemiklerinden yine yani ağız açmeninde genişliği bozmadan yapıyor. Bu açıklıkla yaptığınız zaman truidi arkaya doğru bastırırsınız. O zaman orada bir sıkışma meydana gelir. Bu sıkışma ne kadar sağlıklıdır ses için, ne kadar iyidir? Bunu tamamen yine ses eğitmeni vasıtasıyla bence yapın. Çünkü tek başınıza yaptığınızda yine sese çok ciddi baskılar kurabilirsiniz. Ya da anatomik bozukluklara yol açabilirsiniz. Veyahut da ses kası anatomisi bunu kabul etmeyebilir vesaire. Dolayısıyla buna dikkat edin. Vibrasyonlar yine titrek dikkat ediyorsunuz. Vokaller çok açık. Yine hep böyle ama yine çok iyi gidiyor. Devam edelim. Devam Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bakın vibrasyon burada daha iyi. Farkında mısınız? Bak. Vibrasyon daha iyi farkında mısınız? Ya az öncekinde çok fazla tak derken şimdi ayağa kalktığında destekle birlikte daha omuzları aşağı zaten presleme var. Boyunla birlikte yukarı yükselmeyle birlikte vibrasyon yerini bulma ihtimali daha yüksek ki vibrasyonu buldu. Hep vokaller açık, larynx bölümü sıkıştırmalar yine dediğim gibi. Geldi. Bu arada brutal vokal teknikleri içinde de vardır bu. Yani truidin arkaya doğru sıkıştırması brutal vokal teknikleri içinde de olan bir şeydir. Bir gün onun için de özel bir video hazırlarım umarım. Bu tekniğin içinde de var yani. Truidin böyle şuradan açarak arkaya doğru truidin sıkıştırılması ve vokalin sıkıştırmalı gelmesi. Yani ses kasına minimal zararların ya da hiç zararın verilmemesi için yapılan teknik böyle hilelerdir bunlar. Dolayısıyla yapılması gerekli çünkü bu kadar ciddi sese zarar, şimdi opera tekniği daha beden destekli, nefes destekli bir teknik. Türk sanat müziği daha maslı bir teknik atıyorum. Bu teknikler tamam özünde gerçekten ses sağlığına minimum hatta hiç zarar vermeyecek teknikler olarak görülebilir yanlış yapılmadıkları takdirde. Ama bu teknikler yanlış yapıldıkları zaman çok büyük zararlar verebilir. Hatta doğru yapıldığında bile ses kas anatomisi kabul etmezse yine zarar verebilir. Dolayısıyla tamamen kişinin anatomik ses kas anatomisine bağlı olarak da önemli artı gerçekten foniatri bilgisi çok değerli burada. Yani çünkü kişinin işte atıyorum her insanın ağız hacmi aynı değil. Her insanın damak yapısı aynı değil. Her insanın ki Freddie Mercury'nin mesela diş yapısı çok farklı önde. O yüzden damak ön tarafta onun ağız hacmini kullanma biçimi çok farklı olacaktır vesaire. Kişinin önce o yüzden kendi bedeninin yapısını bilmesinde fayda var diyebiliriz. İlerletiyorum. Yine sıkıştırmalı gidiyor. Aynı yani hani değişen bir şey yok. Bitti galiba. Bitti. Yani genel itibariyle aslında güzel bir video oldu. Freddie Mercury zaten kendi kanıtlamış bir solist yani efsaneleşmiş bir solist. Bir şey efsaneleşiyorsa ortanın muhakkak doğru olan şeyler vardır. Bunları bulmak lazım. Michael Jackson'da da bunu konuştuk. James Brown'da bunu konuştuk. Burada da bunu konuşabiliriz. Yani burada ne var? Çok ciddi bir anatomik yapıyı bilerek artı tekniği gerçekten bilinçli bir şekilde kullanarak bir yapılanma söz konusu, solist yapılanması söz konusu, teknik ne kadar değerli olduğunu kanıtlayan bir video izledik. Bir daha artı
Fonetik yapının ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Yani fonetik yapı nedir işte? Sesin oluşum yerleridir. Sesin oluşum yerlerini iyi tanımak lazım. Yani atıyorum herkes diyor ki Erşan hocası çeneni aç, çeneni aç. Ama yani çenesini açsın da kişi yani belli bir açıklık yok. Yani kişinin belki de anatomik yapısı o kadar çeneyi açmaya müsait değil. Atıyorum çene kas yapısı ona uygun değil. Veyahut da ne bileyim boyun yapısı çeneyi çok fazla açtığında türoide baskı yapıyor olabilir. Yani zilyon şey var, zilyon detay var ve bu detayların arasında kaybolma ihtimali hem ses eğitmeni için hem de öğrenci için çok ihtimaller arasında olan bir durum. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edin. Ben bu videoyu da çekmiştim. Ses eğitmeninizi dikkatli seçin. Bu bilgilerin ışığında en azından size destek olan, size yol gösteren insanlarla çalışmayı ihmal etmeyin. Videoları bekliyorum. Canlı yayını unutmadım. Canlı yayın gelecek arkadaşlar. Buraya şimdi bir ekipman kuruyorum. Ses kartı alacağım, mikrofon alacağım. Biraz burada yavaş yavaş videolar daha farklı yola doğru gideceğiz. Yeni projeler var. Alper Yılmaz Şan Atölyesi sayfasında yeni çalışmalarımız olacak. Size çok sürprizim var. Çok çok böyle proje var. Ve emin olun daha buraya yoğunlaşacağım bir sürecin içine de giriyoruz. Merak etmeyin. Ben sabırsızlanıyorum canlı yayın için. Sizin de sabırsızlandığınızı biliyorum. O yüzden dolu dolu inşallah güzel böyle videolar çekeriz. Güzel güzel canlı yayınlar, soru cevaplar yaparız arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Ses analizi videolarınızı bekliyorum. Kişisel analizleri de atın artık atın. Gelsin onları da değerlendirelim. Görüşmek üzere. Dikkat edin arkadaşlar.